Bakras Kalesi bugünün bilgilerine göre Hatay'ın Benen ilçesi Ötençay Mahallesi içerisinde yer alır. Bakras Kalesi İskenderun Antakya Karayolu'nun 27. kilometresinden batı yönünde Ötençay Köyü'ne doğru saptıktan sonra 5 kilometre ileride yer alır. Köy merkezinden 2 kilometre kuzeybatıda, üç tarafı uçurum ve yüksek dereleriyle çevrili bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Bugün kalenin çevresi tamamen bahçe ve tarlalarıyla çevrilmiştir. İskenderun Antakya Karayolu'ndan saptıktan sonra kaleye gelene kadar pek bir tabela veya uyarı göremeyeceksiniz. Şaşırmayın. Köy içerisinde kaleye gider yazısını kaçırmazsanız parke düşeli pek sakin bir yoldan kolayca ulaşabileceksiniz. Kalenin doğu cephesinde olan giriş kapısına ise patika bir yoldan çıkabilirsiniz. Bakras Kalesi'nin hikayesi ise pek acıklıdır. Amori kralı Dakyanus yaz mevsimlerini ailesiyle birlikte bugün İskenderun Arsız arasındaki bölgede yer alan ve Gül Cihan olarak bilinen yazlık bölgede geçirmektedir. Dakyanus Suriye'ye dönerken bugün kalenin yakınlarında Sark geçitlerden geçerken çok sevdiği karısı Bariz'in atının uçuruma yuvarlanmasına şahit olmuş, hayatını kaybeden eşinin hatırasını yaşatmak için bu bölgede bir kale kurulmasını emretmiştir. Bunun üzerine inşa edilen kale günümüze kadar varlığını Dakyanus'un sevgili karısı Bariz'in ismiyle sürdürebilmeyi başarmıştır. Ancak bu tarihten sonra hudutlardan uzak bir iç kale haline geldiği için fazla bir siyasi rolü olmayan kale unutula gelmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kale ve Yavuz Sultan Selim dönemi şu şekilde anlatılır. Eski çağlardan kalan yapılardandır. Nice hükümdarların eline geçtikten sonra 1512 yılında Sultan Selim Han'ın Mısır'ın üzerine giderken burası da o kahramana teslim olup boyun eğmiştir. Sonrasında Hadım Sinan Paşa'ya anahtarları sunulmuştur. Ekranın sağ alt köşesinde görülen kalenin planı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği planla uyuşmaktadır. Seyahatnameye göre kale bir bayır üzerinde 5 köşeli küçücük bir şeydir. Çevresinin kaç atım tuttuğu hakkında bir bilgi yoktur. Ama Halep ve eyaletinde yönetim bakımından bir birimdir. Günde 150 akçe geliri olan bir kadalıktır. Çevresinde köy ve bucakları vardır denilmiştir. Birçok eserde ve özellikle seyahatnamede belirtilen kale ile ilgili mimari özelliklerin birçoğu bugün maalesef kaybolmuştur. Bakras Kalesi maalesef günümüzde tanınmayacak bir hale gelmiştir. Kuzey ve batı yönündeki duvarlar nispeten diğer bölümlere göre daha sağlam görülse de birçok kapı, pencere bölümleri hem zamana hem de insanımıza yenik düşmektedir. Küçük bir çalışma ile aslına uygun bir şekilde restore edildiği ve ziyarete açıldığı günleri görebilmek dileğiyle.